Etsy'de sonbahar ve Cadılar Bayramı temalarıyla ilgili ürünler satmayı planlıyorsanız listelerinizi oluşturmanın tam zamanı. Bu videoda sizlere önümüzdeki birkaç hafta boyunca, birkaç ay boyunca trend olmasını beklediğim ürün ve fikirlerin listesini paylaşacağım. Ayrıca sizler için Cadılar Bayramı konseptine uygun bir tasarım oluşturacağım. Siz de benimle birlikte kendi yaratıcılığınızı da ortaya koyarak tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Bu videoda paylaşacağım önerileri toparlayabilmek için uzun süredir Rocketfy'in verilerini analiz ediyorum. Halloween ve sonbahar temaları ile ilgili yapılan daha önceki yıllara da ait anahtar kelime araştırmasını kontrol ediyorum. Özellikle geçmiş yılların trend verilerine baktığımda da aramaların zaten Temmuz ayının başında yapıldığını görüyorum. Umarım bu videoda yaratıcılığınızı ortaya koyabilmeniz için sizlere ilham olur. Etsy müşterilerinin 2024'te arayacağı anahtar kelimeleri tahmin etmek için sadece geçmiş veri analizlerini incelemiyorum. Bir de büyük mağazaların, büyük markaların bu dönemler için neler planladığını, hangi ürünleri şimdiden piyasaya sürdüklerini inceliyorum. Çünkü bu markalar zaten bir ürünü piyasaya sürmeden önce bununla ilgili büyük araştırmalar yapıyorlar. Ben de bundan yararlanmak istiyorum. Bu mağazaların girmiş olduğu ürünleri, anahtar kelimeleri geliyorum Rocketfy'da araştırıyorum. Rocketfy'da da geçmiş yıllara ait Etsy verileriyle alakalı bir bilgi varsa bu sefer bunları farklı nişlerle birleştiriyorum ve yeni bir ürün oluşturuyorum. Ama merak etmeyin, bugün bunların hepsini sizlere göstereceğim zaten. Çünkü bu şekilde daha nadir bilinen trendleri, henüz daha tam olarak keşfedilmemiş trendleri oluşturuyorum. Elbette bu temalar için küçük hayaletler, bal kabakları, yarasalar her zaman popülerdir. Ama bu genel temalarla rekabet etmek biraz daha zor oluyor. Bunun yerine ne yapacağız? Rekabetin daha az olacağını umduğumuz niş alanlarla birleştireceğiz bunları. Bu yıl her zamankinden daha erken ürünlerini piyasaya süren markalar var. Pottery Barn, TJ Maxx, Michaels gibi büyük mağazaları ben de inceledim. Bu büyük satıcıların liderliği sürdürdüğünü göz önünde bulundurursak bizler de bundan sonraki dönemlerde, aylarda hangi ürünlerin trend olacağını, hangi renkleri, hangi konseptlerin trend olacağını, popüler olacağını şimdiden yakalamış oluruz. Michaels'ın ana sayfasına geliyorum. Bu tarafta Halloween'le ilgili şimdiden oluşturdukları kategoriler var. Bunları incelediğimde ürünlere bakıyorum, konseptlere bakıyorum, renklere bakıyorum. Yani kendime tasarımlarımı oluştururken aslında burada fikir olması açısından ben bunları inceliyorum. Özellikle sadece siyah beyaz renklerin değil, gördüğünüz gibi böyle turuncu pembe desenlerin trend olduğunu burada görüyorum. Aynı şekilde bal kabaklarına baktığımda da böyle renkli bal kabakları, disco topu tarzında oluşturulmuş bal kabakları, kuru kafaları, yarasaları. Burada renkleri de inceleyebilirsiniz. Kendim sadece ürünlerinizde yapmasanız bile bannerlarınızda bunlara yer verebilirsiniz. Teşekkür kartlarınızda bunları oluşturabilirsiniz. İskeletleri zaten her zaman görüyoruz. Sadece Christmas ağacı olarak değil, bu şekilde Halloween temalı ağaçlar da insanların oluşturabileceğini düşünebilirsiniz. Bu şekilde biliyorsunuz ki Printify'da ornamentlar var. Ağaç süslerini, tasarımları oluşturup bunları satabilirsiniz Etsy'de. Yani burada belirli bir konsepti aslında takip etmek çok daha iyi. Bu şekilde gözler oluşturulmuş. Bunlar çok ilgimi çekti. Çok fazla da yılanlarla ilgili ben tasarımlar gördüm ve bunu sadece Halloween ile ilgili düşünemeyiz. Birçok tasarımlarda bunu kullanabilirsiniz, yılanları. Yani yılan konseptli ürünler her zaman popüler ve ilgi çekici oluyor. Şimdi mesela burada yılan kelimesini Rocketfy'a gelip Halloween'den sonra yılan kelimesini araştıracağım ben burada. Rocketfy'in web sayfasına geliyorum ve burada kelime önerileri kısmından snakes yazdım. Ve burada bana alternatif olarak arama yapabileceğim anahtar kelimeleri söylüyor. Snakes crochet pattern, snakes shirt, snakes png gibi bunların hepsini inceliyorum. Daha sonra ürün araştırması kısmına geliyorum şimdi de. Yine aynı şekilde buraya da Halloween snakes yazacağım ve ürünleri inceleyeceğim burada. Burada Halloween notebook var, crochet var, handmade crochet. Yine aynı şekilde
de gül ve yılanın birlikte kullanıldığı PNG var. Yani burada aslında amacım farklı anahtar kelimelerle birlikte oluşturacağım tasarımı bulmak istiyorum. Yani Halloween dışında başka hangi anahtar kelimeleri burada bulabilirim ona bakacağım. Teacher Halloween sweatshirt var. Burada bir ürünü incelemek istediğimizde analiz edin kısmına geliyorum. Ve burada girilen ürün etiketlerini görebiliyorum. Orange, black, gold, snake, gothic clothing. Mesela burada gothic clothing, gothic Halloween anahtar kelimesini kullanmak diyorum. Şunlara da biraz bakayım. Biraz önceki ürünün etiketlerinin girilmiş olduğu kısım. Halloween snakes, spooky gifts. Buradaki etiketler gerçekten önemlidir. Yani bunları tek tek ayrı inceleyebilirsiniz. Halloween ile ilgili tasarım yapıp Gift for Teachers yazılmış mesela. Scary Floral. Burada bir tane doormat var. Paspas. Snake Lore Mat. Buradaki anahtar kelimeler bu şekilde. Bu hangi ürün? Orange Black Halloween Snake Wall Hanging Hand Painting. Burada ne var? Halloween Party, Gift for Teacher, Cool History Teacher, Snake Lover Shirt. Bu da öğretmenler için oluşturulmuş bir tasarım. Yani burada kullanılan anahtar kelimeleri değerlendiriyorum ve en çok aslında bu anahtar kelimeleri araştırıyorum ve bu anahtar kelimelere uygun bir tasarım ortaya çıkarmak istiyorum ben. Bu ne varmış? Yine aynı şekilde Snake, School, Boogie. Şimdi Gothic Halloween yazarak ürün araştırması yapacağım ve bu anahtar kelimeyle kullanılan ürünleri incelemek istiyorum çünkü. Halloween Frame TV Art. Yastıklar var. Gothic Halloween Pillow. Tote Bag'ler var. Mesela Tote Bag'ler Printify'de çok güzel çantalı modelleri var, böyle Tote Bag modelleri. Cadılar Bayramı konseptine de çok uygun. Sticker'ları çok fazla görüyorum. Kitap ayrıca aynı şekilde dijital olarak oluşturulmuş. Ve yılan desenli tasarımları birçok üründe gördüm. Böyle posterler oluşturulmuş. Doll faces. Yastıklar aynı şekilde. Şimdi buradaki gothic anahtar kelimesiyle benzer hangi tasarımlar oluşturulabilir? Onlara bakıyorum. Burada two cute ghosts var. Bu şekilde oluşturulmuş bookmarklar var. Çok fazla kitap ayrıca ve posterler var burada. Şimdi de Pottery Barn sayfasını inceliyorum. Burada da birçok üründe bu minik hayaletlerin kullanıldığını görüyorum. Yine aynı şekilde iskeletler çokça kullanılmış. Bu hayaletler özellikle mutfak eşyalarında, havlularda, tasarımlarda kullanılabilir. Printify'de biliyorsunuz ki plaj havlularından mutfak havlularına kadar birçok çeşit havlular var burada. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Çocuklar için de oluşturulmuş bu şekilde havlular var. Bunlar daha minimal, daha natürel tarzda düzenleme yapmak isteyen kişiler için oluşturulabilir. Siyah, beyaz ağırlıklı birlikte tasarımlar bir araya getirilebilir. Bu şekilde natural renklerde yine oluşturulmuş. Yastıkları burada görüyoruz. Yastıklar üzerine desenler tasarlanabilir. Tea towel burada da var. Burada placementler var. Bunları çocuklar için veya yetişkinler için de aynı şekilde tasarlanabilir. Bardak tasarımları var. Tabaklar burada güzel duruyor. Yastıklar aynı şekilde. Burada koltuk örtüleri oluşturulabilir. Burada doormat var. Kapı paspası. Burası daha çok böyle siyah, beyaz ve natural renklerde çok güzel tasarımlar var. O yüzden inceleyebilirsiniz burayı. Peçetelerde ve bu tasarımları, örneğin buna benzer bir tasarımları farklı ürünler için kullanabilirsiniz. Bal kabakları çokça kullanılmış. Hayvanlarla ilgili ürünler tasarlanabilir. Mumlar yine aynı şekilde temaya uygun olarak tasarlanabilir. Bu sefer kelime analisti kısmından Halloween Pillow olarak girdim. Burada gördüğünüz gibi bir yükseliş oluyor ama bu yükselişten önce bizim listelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Onun dışında Halloween Pillow, Decor, Fall, Cover, Vintage mesela burada. Yine aynı şekilde Ghost. Bu anahtar kelimelerini kullanarak Etsy'de ürünü hazırladıktan sonra Trove Pillow var mesela burada. Bu sefer ürün araştırması kısmından Halloween Pillow olarak giriyorum ve burada ürünü araştırıyorum. Burada beğendiğim tasarımlarda veya benim yapacağım tasarıma uygun benzer tasarımlar varsa girilmiş olan yine aynı şekilde analiz edin kısmından anahtar kelimeleri burada inceliyorum. Bu şekilde çok güzel yastıklar tasarlanmış. Spooky pumpkin, spooky pillow, Halloween pillow, pumpkin pillow, decor pillow. Yani burada bu arada etiketler kısmında her seferinde pillow yazmanıza gerek
gerek yok. Pumpkin Team yazılabilir. Y2K yazılabilir bu tarz tasarımlarda. Intify'da seçebileceğim yastık kategorilerine baktığımızda çok fazla burada alternatif olarak üçlü set halinde de bunları satabilirim ve fiyatları da gerçekten premium üyeliğiyle birlikte çok uyguna geliyor. Bu şekilde bu tarz yastıklar tercih ediliyor. Çok fazla hayvanlar için burada oluşturulabilir. Ve çok fazla da gördüğünüz gibi ürün de yok. Hani Halloween temasıyla ilgili olarak. Yine buna baktığımda anahtar kelime analizi için burada Rocketfy'in üzerine geliyorum ve hangi anahtar kelimeleri kullanarak burada aramamı yapabilirim. Onu araştıracağım. Scary Pillow var. Dancing Skeleton var. Şimdi mesela burada Spooky Dekor var. Spooky Dekor'dan ne çıkacak ona bakalım. Mesela bu ürün kolay, basit bir şekilde oluşturulmuş bir tasarım. Burada bedler var, yarasalar, bardak ve mumlar. Bu şekilde çok basit bir şekilde tasarım oluşturulabilir. Ben zaten videonun sonuna doğru bir tasarım oluşturacağım. Kendi bu araştırmalarımın sonunda ne gibi bir şey ortaya çıkartacağım onu da sizlere göstereceğim. İlk tasarımı benimle birlikte oluşturup listeleyen kişiler daha şanslı olacak. Pastel tonlarıyla oluşturulmuş burada bir set görüyorum. Poster seti. Burada yine kelime önerileri kısmından Halloween'e girdiğimde en çok aranan anahtar kelimeler ve ürünleri burada görüyorum. Hani Printify'dan ürün tasarlamak isterseniz de en çok t-shirt, PNG, dekor, sweatshirt, SVG, mug gibi, tumbler, decoration, stickers gibi ürünlerin burada sign daha çok arandığını burada görüyoruz. Bir başka anahtar kelime de skeleton var burada. İskeletli neler yapılabilir? Aslında bu benim daha çok ilgimi çekti. Yani tasarımı ben bugün bir tanesini bununla oluşturacağım. Phone case'ler var, sticker, sweater, woman shirt, necklace, mesela skeleton peace sign var, pillow var, aynı şekilde pillow tasarımda skeleton oluşturulabilir. Pumpkin shirt var, hem iskelet ve bal kabağının birlikte olduğu bir tasarım olabilir. Hoodie de aynı şekilde, biliyorsunuz ki bu ürünlerin hepsi Printify'da da var. Yani sadece dijital ürünler için değil, POD ürünler için de bunları oluşturabilirsiniz. Ya dijital bir ürün olan bu kart dikkatimi çekiyor. Bu şekilde oluşturulmuş çantalar var. Bunlar candy bag olarak geçiyor. Personalized trick or treat bag. Halloween tote bag. Bir de hemen şeye bakalım. Anahtar kelimelere bakalım burada kullanılan. Halloween candy bag, tote bag, personalized tote, trick or treat bag, kid tote bag, pumpkin tote bag bunları kullanabilirsiniz. Ben bugün çanta için bir tasarım oluşturacağım. Bir de tişört için tasarım oluşturacağım. Bu şekilde iskeletle ilgili bulduğum anahtar kelimeleri Etsy'de aradığımda bu ürün dikkatimi çekti. Got love card. Till we are ghost. Bu ürün mesela. My favorite weirdo. Till that. Bunun da hemen anahtar kelimelerine bakayım. Till that to us part. Tamam. Anahtar kelime ve ürün araştırmasını bu şekilde tamamladım. Şimdi geldi tasarımımı oluşturmaya. Araştırmamı tamamladım. Şimdi seçtiğim Printify'dan iki ürün için tasarımımı oluşturacağım. İlk önce Creative Fabrica'ya gireceğim ve artık biliyorsunuz ki Creative Fabrica'da her ne kadar orada lisans hakkınız olsa da ticari olarak ama ben yine de sizlerin bu ürünleri, indirdiğiniz grafikleri, elementleri değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bugün sizlere bunları nasıl değiştireceğimi de göstereceğim. Sevdiğim, beğendiğim bütün tasarımları indiriyorum ve Canva'da bunları birleştireceğim ve Printify'daki ürünüm için bir dosya haline getireceğim. Şimdi gelin bunları yapalım birlikte. Fabrikada o kadar çok şey aradım ki gerçekten zombi ile ilgili aramalar yaptım. Kawaii, Halloween, zombi birlikte olabilir mi diye düşündüm. Bunların hepsini indirdim aslında ben. Bir de font vardı. Halloween ile ilgili bir font indirdim ama benim indirdiğim bu değildi. Bu şekilde aslında bir tasarım da güzel olur. Bunları silersiniz. Farklı şekilde yazı ekleyebilirsiniz. Ben bunu indirdim. Bunu çok beğendim. Şunu kullandım hatta. Bu fontu indirdim. Halloween font diye geçiyor. Bunu indirdim. PNG. Ya farklı ürünler indirdim ben burada. My Download kısmından hemen göstereyim hangilerini de indirdiğim. Şu kedileri indirdim. Burada ayı kullanacağım. Bunu indirdim. Couple. Skeleton, SVG var. Bunları indirdim. Farklı şekilde oluşturabilmek için.
Burada da aynı şekilde Google'da da aramalarımı yaptım. Tasarım olarak dikkatimi çeken başka bir ürün var mı veya altına ne yazmalıyım gibi bunların araştırmasını yaptım. Yine Walmart'ta bu şekilde bir ürün gördüm. Walmart'ın ana sayfasına baktığımda da çok fazla Monster bu şekilde pumpkinlerin olduğunu gördüm. Şimdi burada tişörtte kullanacağım ürünün bir defa sayfasını şu şekilde yaptım. Daha sonra bu indirdiğim ayı buraya yükledim. Şunu nasıl kullandığımı göstereyim hemen sizlere kısaca. Bu tamamen çünkü tasarım yapma bir videosunu uzun uzadıya anlatmak istemiyorum ama hani en kısa şekilde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim sizlere. Burada arkasındakilerin hepsini sileceğim. Bunu kullanıyoruz. Bunların hepsini bu şekilde siliyorum. Bu elindeki şeyi de sildim ben. Çiçek mi vardı? Burada ne vardı? Evet, çiçek vardı. Onu sildim. Buradan Red Rose ekledim. Bu şekilde şunu göstereyim hemen. Örümcek ağı ekledim buralara ve buraya da Till Death Do Us Apart yazdım. Bu şekilde bir tişört tasarımı oldu. Bunu daha sonra PNG olarak indiriyorum. Bunu PNG transparan olarak indirdim ve Rocketify üzerinden yükleyeceğim. Çünkü hazır başlık ve içeriğimi oluşturacağım. Ve POD AI kısmına geliyorum ve burada Printify'a yükleyeceğim ürünü seçeceğim. Bunu seçiyorum. Bella Canvas'ı seçiyorum. Hangi üretici firma ile çalışmak isterseniz onun üzerinden tasarla. Burada Swiftbolt'u seçiyorum ve tasarlamaya başla diyorum. Görsellerim kısmına geliyorum ve bilgisayarıma indirdiğim görseli buraya yükleyeceğim. Burada şu an tişörtün arka kısmındaki alandayım. Ön kısmını seçiyorum. Ürün varyasyonlarına girdiğimde burada renklerini seçebilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum. Burada farklı mockup'lar var. Burada Printify'ın kullanmış olduğu mockup'ların geliştirildiğini görüyorum. Hatta burada ikili de böyle mockup'ları bulabilirsiniz. Bu şekilde ürünlerin size'ları da var. Devam et diyorum. Biraz önce ürün araştırmaları yaparken zaten ben anahtar kelimelerimi girmiştim. Şimdi onları buraya gireceğim ve burada önerilen anahtar kelimeler var. Ancak bunlardan seçeceklerimi seçeceğim. Bir de kendim yazacağım. Anahtar kelimeleri girdim. Şimdi ürün başlığı oluştur kısmından başlık önerisini seçiyorum. Ve bu şekilde bana ürün başlığı oluşturdu. Gayet de güzel ve burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ürün açıklaması kısmına geliyorum. Yine aynı şekilde ürün açıklaması oluştur diyorum. Burada da gayet kısa ve öz bir şekilde oluşturuldu. Bu bana yeterli geliyor ve burada değiştirmem gereken bir şey varsa bunu değiştiriyorum. Bunu Printify'a kaydet diyebilirim. Zip dosyası indir diyebilirim. Printify'a kaydediyorum. Zaten Printify hesabım tanımlı olduğu için direkt olarak Printify'a yüklenecek. Burada My Products kısmından ürünlerimi görebiliyorum. Bunlar şu an Unpublished olarak listelenmiş. Bunu Publish yaptığımda da Etsy'e yüklenmiş olacak. Yani 2 dakikamı almadan kolay bir şekilde hem başlığımı hem içeriğimi, ürünümü yüklemiş oldum. Bir de yine aynı şekilde bunu nasıl oluşturduğumu göstereyim sizlere. Bu şekilde bir tasarım oluşturdum. Bunu da yine nasıl kullandığımı göstereyim. Bunu da şöyle şurayı tamamen sildim. Yine aynı şekilde Edit Image deyip arka planda var olan tüm desenleri siliyorum. Yani şu şekilde kaldı. Ayrıyeten buraya yarasalar ekledim. Arkasına bir ay indirmiştim Creative Fabrica'dan ve yılan ekledim. Şimdi ben bunların hepsini kullanmak istersen bunları bir grupluyorum zaten. Bunları hatta indirip PNG olarak indirip transparan PNG tekrar buraya yüklediğimde Canva'ya bu tamamen tek bir element haline gelmiş olacak. Yani benim Creative Fabrica'da indirdiğim üründen tamamen bağımsız olarak tek başına bir grafik haline gelmiş olacak. O yüzden bunu kullanmanızda sakınca yok. Aynı şekilde bunu nasıl yaptım onu göstereyim. Şunu bu şekilde tekle çizgiler ekliyoruz. Element kısmına geliyorum. Onu gösteriyorum hemen. Bunu ekledikten sonra şunu kalınlaştırıyorum. Şöyle büyütüyorum. Uzatıyorum yani. Bunun rengini pembe yaptıysam şunun rengini de siyah yapacağım. Ve bunların ikisini grupluyorum. Bu şekilde böyle oluşturdum. En sonunda bu Creative Fabrica'dan indirmiş olduğum ürünü getirdim. Bu fontu eklemiştim. Halloween fontu. Bunu buraya yaptım. Birkaç tane de indirdiğim grafikleri ekledim. Böyle değişik şekilde. Tasarımı bu şekilde oluşturmuş oldum. Beslenme çantam da bu şekilde oldu. Bence bu gayet güzel oldu. Kullanılabilir, tercih edilir diye düşünüyorum. Siz de buna benzer tasarımlarınızı oluşturursanız, kendi yaratıcılığınızı da katarsanız çok güzel şeyler yapacağınıza eminim. Onun dışında başka Halloween ile ilgili özel bir niş belirlememiz gerekirse bu standart genel renk
dışında western dediğimiz tema seçilebilir. Western Halloween aranabilir, araştırılabilir. Mesela bridal niche'te farklı ürünler ortaya koyulabilir. Bluey font dediğimiz bu şekilde fontlar tasarımlarda kullanılabilir. Biraz önce telefonla oynayan iskelet yerine kitap okuyan iskelet yine aynı şekilde kitap severler için tasarımlarda kullanılabilir. Retro Halloween niche tercih edilebilir. Tasarımlarda özellikle retro ağırlıklı desenlere yer verebilirsiniz. Mesela Y2K dediğimiz bu tarz tasarımlar şu an trend. Dijital ürünlere gelince ise dijital ürünlerle ilgili de şu an trend olan birçok tasarım var. Halloween printable planner sticker sheets var. Spooky girl coloring book var. Ghost spider printable var gibi. Halloween'e özel bir paket tasarladım. Bunu videonun altına ekliyorum. İncelemek isteyenleriniz inceleyebilirler. Burada dijital ürünler var. Tekrardan satışını yapabileceğiniz, aynı zamanda kullanabileceğiniz clip artlar var. Tasarımlarınızda ve print on demand ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dijital ürünleriniz için mockup oluşturma kiti var. Ve bir de Halloween'le ilgili en çok satış yapan ürünleri bir araya topladım. Sadece dijital ürünler bu arada bahsediyorum. Onları da aynı şekilde paketin içinde bulabilirsiniz. Dijital ürün fikirleri ama hepsi Halloween temalı. Ne kadar erken Halloween'le ilgili tasarımlarınızı listelerseniz o kadar şansınız yüksek olur. Rocketfy'ın da linkini ekliyorum. Ücretsiz olarak üyeliğinizi oluşturup deneyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.